Herkese merhaba. Bugün sizinle saç bakım rutinimi paylaşacağım. Bir süre çok fazla ürün denedim. Daha sonra gerçekten saçıma iyi gelen ürünleri buldum ve sizin içindeki değişimi aslında fark ettiğiniz bir süredir. Öncelikle saçımı kısa bir süre önce kestirdim ve şuralarından sadece önüne incecik ışıltı attırdım. En büyük değişiklik maç saçımın gerçekten çok gür durması. Çünkü benim saçım şöyle durmaya çok müsait bir saç. Çünkü ince telli saçlarım var ve çabuk yağlanıyor. Bu çabuk yağlanmasından zaten çok fazla videoda, çok fazla ürün denerken falan hep bahsediyorum. Saçım neden bu kadar gür duruyor, banyoda neler kullanıyorum ve nasıl şekillendiriyorum, ne yapıyorum, günlük olarak nasıl şekillendiriyorum, böyle genelde gördüğünüz halde nasıl yapıyorum. Hepsini göstereceğim bu videoda. Bence hemen başlayalım. İlk önce banyoda kullandığım ürünleri netleştirdim ve sadece iki ürün kullanmaya başladım banyoda. Biri, bence saçıma en iyi gelen ve saçımın gerçekten bu halini borçlu olduğum ürün Dr. Salon'un bu şampuanı. Bu şampuanı daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama ben daha önce duymuştum. Hatta galiba birinin kim olduğunu hatırlamıyorum. Ece olabilir. Videosunda görmüştüm. Bu şampuanı internetten alabiliyorsunuz sadece. Kendi sitesinden. Ben aşağıya linkini koyacağım zaten. Özellikle şu kişiye özel şampuan diye geçiyor. Siteye giriyorsunuz ve küçük bir test bekliyor sizi aslında. İşte saçınızı kaç günde bir yıkıyorsunuz. Saçınız işte yağlı mı, kuru mu, normal mi? Nelerden şikayetçisiniz, nasıl olmasını istiyorsunuz falan gibi. Şu an birazcık atıyorum ama tamamen böyle sorular. Ben böyle işte gün aşırı yıkıyorum dedim. Saçlarım yağlı dedim. İşte uçları kuru falan böyle. Hepsini cevapladım. Ben attım onları ama bir kutuda geliyor ürün. Bu pompası ayrı. Bu kapaklı bir şişe haline geliyor. Yanında küçük başka bir iksir gibi şeyler geliyor. Biraz kendin yap gibi. Hepsini açıp içine döküyorsunuz. Ve sonra çalkalıyorsunuz şampuan. Benim bayağı az kalmış bu arada. İçinde paraben yok, SLS yok, hayvansal madde içermiyor, boya içermiyor ve tuz içermiyor. Benim sevmemin nedeni benim saçım artık 2 gün boyunca tertemiz. Hatta geçen videolardan bir tanesinde artık çok fazla kuru şampuan kullanmadığımı söylemiştim. Birazcık da bu yüzden aslında. Kuru şampuan kullanmadığım için ve saç spreyi kullanmadığım için de çok fazla kalıntı olmadığı için kafa derimde bir sıkıntı yaşamaya başladım. Çünkü benim derim hassas. Çok fazla da kullanmıyorum. Galiba ben 2 şampuan yapıyorum. 2'şer pompa, 2'şer pompa. Köpürmesi falan da çok güzel. Çünkü benim için gerçekten önemli. Temizlenmiyormuş gibi hissediyorum. Gıcır gıcır temizliyor ama kurutmuyor. Ya hakikaten bayıldığım bir şampuan oldu bu. Bir de bence en önemli sebebi saçımın gür görünmesini. Ben sonra öğrendim bu özelliğini ama saç dökülmesini engelliyormuş. Gerçekten ben fark ettim ki saçlarım çok az dökülüyor. Yani minimal derecede dökülüyor. İçinde bayağı ödül almış bir saç dökülmesine karşı önleyici bir ham madde varmış. O yüzdenmiş. Saçımız günlük olarak zaten birazcık dökülüyor ama onun dışında hiçbir şekilde saçım dökülmüyor. Hatta saçımı kestirmeye gittiğimde de Ahmet Çoban kesiyorum saçımı. Biliyorsunuzdur. Çok ünlü kendisi. Ahmet dedi ki senin saçına bir şey olmuş. Gürleşmiş. Acayip volümlü duruyor. Senin saçın hemen şöyle durur falan dedi. Teşekkür ederim falan oldum böyle. Hakikaten çok gürdürüyor. Özellikle yandan ayırdığım zaman böyle wow falan duruyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Gerçekten saçımın çoğaldığını ben de fark ediyorum. Saç maskesi olarak Kerastase'ın Resistans serisinden maske terapi siteyi kullanıyorum ben. Hem saç maskesi gibi kullanıyorum hem de saç kremi yerine kullanıyorum. Herhangi bir saç kremi kullanmıyorum. Eğer bundan azıcık alıyorsam ve sadece uçlarına şöyle sürüyorsam o benim için krem yerine geçiyor. Bazen de böyle neredeyse bir avuç dolusu alıp şurada aşağıya sürüyorum. Elimde kalanı da şöyle bir gezdiriyorum saçımda. Öyle bekletiyorum banyodan çıkana kadar. O da çok çok iyi geliyor. Bu da saçımı toparlayan şeylerden bir tanesi. Bir de bunun hakkında şey demiştim. Saçımı ıslakken bunu sürüyorum ve bununla geziyorum gün içinde diye. O da çok etkili bir yöntem oldu benim için. Eğer saçınıza çok fazla bakım yapacak zaman bulamıyorsanız işte gece sürüp yatamıyorsanız ya da sabah yıkacak mesela vaktiniz olmayacaksa ya da çarşafa, yatağa, yastığa bulaşır falan diyorsanız o zaman böyle bir şey deneyebilirsiniz. Bununla beraber kullandım. Ara ara böyle yaptığım bir şey var. O da bu organik Hindistan cevizi yağı. Şu an şangır şangır. Normalde birazcık daha katı bir kıvam var ama sıcak olduğu için şu an sıvı yağ dönüştü. Bu da yine benim saçımı ıslak görünüm yapmak istediğim zaman kullandığım bir ürün. Saçınızda
tamamen o şekilde bekletebiliyorsunuz. İnanılmaz yumuşatıyor. Çok çok güzel oluyor. Toparlıyor saçları. Uçlardaki böyle o kırık ya da çatallı görünümü hani bir tık yok ediyor. Daha sonra saçımı tarıyorum. Şöyle bir fırçayla. Benim bir zamanlar şey vardı. Ne o? Tangle teaser fırçam vardı. Ama onu ben klozete düşürmüştüm. Sonra bir daha kullanamadım. Bir daha da almadım. Böyle bir ne bu? Tonengay'ın bir fırçası. Böyle bir fırça kullanıyorum. Tarıyorum. Saçım zaten maskeden böyle ucuna sürdüğüm için ve bu da bu saçımı çok yumuşak bırakıyor. Hiçbir şekilde karışmıyor. Önemli olan alttan başlayarak taramak. Yani önce burayı böyle yukarı çıkmak. Direkt buradan giderseniz saçınız yarıda kalır ve hakikaten çok kırarsınız saçınızı. Alttan başlayarak tarayın. Saçımı tarıyorum ve şunu kullanmaya başladım. Çok memnun kaldım. Garajın bu. Benim kuaförümün yani markası. Leave-in Treatment'ı. Bu böyle içinde işte bitkisel bir şeyler olan bir yağ sprey gibi ama hafif bir ürün. Ben bunu saçlarıma böyle ikiye ayırıyorum ve pıs 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 sıkıyorum. Bunun yerine işte dediğim gibi hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz, başka bir yağ kullanabilirsiniz. Bazen ben eğer saçımı dalgalı yapacaksam sonrasında Milkshake'in bu şantili durulanmayan köpüğünü kullanıyorum ama bu sadece dalgalı yapacaksam işe yarıyor. Diğer türlü birazcık düz saçı böyle çok düşürüyor ve yağlı gösteriyor. Ona önermem. Bundan sıkıyorum ve saçımı gerçekten çok yumuşatıyor. Aynı zamanda kuruttuktan sonra elektriklenmesini önlüyor. Ve en önemli kısımlardan bir tanesi de ben saçımı kuruturken her zaman yukarıdan aşağı doğru kurutma kesip tutarak kurutuyorum. Eğer böyle kurutursam şöyle olur benim de saçlarım. Yukarıdan aşağı doğru kurutuyorum. Bazen eğer çok hani özeniyorsam tarayarak kurutuyorum ama çok nadir. Genelde şuradan tutuyorum. Ön taraflarını kurutuyorum önce. Çünkü ön tarafları benim şu küçük saçlarım sapıtabiliyor. Böyle garip garip yerlere gidebiliyor. Ön taraflarını önce kurutuyorum hazır ıslakken. Çok saçma oldu ama kendi kendine kurumalarına izin vermemişken demeye çalışıyorum. Orayı kurutuyorum. Daha sonra biraz diplerini. Ben saçımı toplam 3 dakika falan kurutma keserek kurutuyorum. Zaten saçımın suyu birazcık alınmış oluyor havluyla ve bilmiyorum ince telli olduğu için herhalde çok hızlı kuruyor benim saçım, o yüzden çok ısıya maruz bırakmamaya çalışıyorum. Saçımı açık bırakacaksam, toplayacaksam uğraşmıyorum bununla ama sadece ön tarafını şöyle bir yuvarlak fön fırçasıyla fönlüyorum. Böyle bir tur sadece şurayı alıyorum, doluyorum, fönlüyorum ve arkaya doğru atıyorum ki önü şöyle dursun. Hani şöyle durmamasını istiyorum. Anlatabiliyorum bence. Bence böyle anlıyorsunuz. Birazcık daha şöyle perde gibi durmasını istiyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Ortadan ayıracaksam yapıyorum daha çok bunu. Yandan ayıracaksam çünkü elimin gittiği gibi duruyor saçım zaten. Buraya atabiliyorum. Düzleştiriciyle sadece ucunu düzleştiriyorum ama sadece. Ucu kötü olduğu için o kadar ihtiyacım olmuyor aslında. Hani yapmasam da olur ama birazcık daha böyle İncelerek geldiği dönemde kesinlikle yapmam gerekiyordu. Çünkü böyle oluyor ucu. Ben onu sevmiyordum. O yüzden sadece saçım böyleyken ucunu bir tık böyle düzleştiriyorum. Hemen böyle 5 saniye çok fazla ısıya maruz bırakmadan. Bu arada bu ısıya karşı da koruyor. Yine dediğim gibi açık bırakacaksam, böyle kullanacaksam yapıyorum bunu. Toplayacaksam zaten hiç önemi yok. Şöyle bir telefon teli gibi olan, kablo gibi olan tokayla topluyorum. Şu an gördüğünüz gibi. İki tarafını büküyorum ve gelişigüzel bir topuz yapıyorum. Burada önemli olan şey, uçlarını böyle yapıp içine sokmuyorum topuzun. Hem uçlarını kırmıyorum bu şekilde hem de böyle düz durmaya devam ediyor. Yapıyorum ve böyle bir toka neden önemli? Hem saçı kırmıyor, saçınızı yolmuyorsunuz çıkartırken, hem de saça iz yapmıyor. Özellikle benim gibi ince telli ya da düz saçlarınız varsa bütün tokalar böyle şöyle bir iz yapacaktır saçınızda. Bunlar yapmıyor. Böyle bir tokaya topluyorum. O sırada işte atıyorum makyajımı, mumu yapıyorum, hazırlanıyorum. Ne yapıyorsam saçımda bir süre kalıyor bu. Ve saçımı şu dalgayı veriyor. Yani ben bu dalgayı ne düzleştiriciyle ya da ne maşayla yapmıyorum. Ve çıkardıktan sonra saçım böyle hafif dalgalı gibi doğal bir görünüme kavuşmuş oluyor. Yani düzleştirici ya da maşa kullanmış olmuyorum ve bu benim en sevdiğim kısmı. Bu arada eğer çok vaktim varsa ve önemli bir yere ya da bir toplantıya falan gidiyorsam yaptığım şeyler, yoksa böyle bırakıyorum. Ama birazcık daha özeneyim, daha iyi dursun saçım diyorsam Vey markasının bu texturizing yani doku veren spreyini
sıkıyorum. O da benim saçımı birazcık böyle kabartıyor ve böyle dalgalı halini tutuyor. Ama saç spreyi hiç sevmediğim için böyle bir şey kullanıyorum ben. Bunun yerine kuru şampuan da kullanabilirsiniz. Batiste'in kuru şampuanları olabilir. Ben Living Proof'u da çok seviyorum dediğim gibi ama Batiste çok güzel bu iş için. Sadece saçınız koyu renkse beyazlık bırakıyor Batiste. Bu bırakmıyor, bunlar bırakmıyor. Daha sonra ucuna, eğer bunları yapmıyorsam da bu arada ucuna mutlaka bir fıs yağ sıkıyorum. Lüks'ün bu Multi-Purpose Dry Oil, yani kuru yağ. Önemli kuru yağ olması. Çünkü vıcık vıcık yapıyor yoksa benim saçım ama kıvırcık ya da kıvırcık ya da kuru saçlarınız varsa daha yoğun bir yağ veya böyle bir yağdan daha fazla sıkabilirsiniz. Ben bir fıs sıkıyorum. Elimde iyice böyle yapıp ısıtıyorum, eritiyorum ve sadece uçlarına sürüyorum. Ve uçlarının gerçekten hem daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Çünkü bakım da yapıyor aynı zamanda. Hem de böyle kuru kuru çatal çatal bir saman saman görünmesini engelliyor. Onun dışında saçımı eğer dalgalı yapıyorsam, yani diyelim ki maşa yaptım. O zaman da yine böyle işte doku spreyi bir şey sıktıysam bir de surf spreyi sıkıyorum. Ben Bumble and Bumble'ınkini çok beğeniyorum. Bu bende küçük boy şu anda. Tony Agar'ınki de güzel bu arada. Bunları bayağı beğeniyorum çünkü saçımı birazcık daha tel tel ve daha karışık, daha böyle kumsaldaymışım gibi gösteriyor. Yani öyle düğün maşası gibi durmuyor. Bir de şöyle iki tane üründen bahsetmek istiyorum. Saç derimin biraz sorunlu olduğundan bahsetmiştim. Benim saçıma çok iyi gelen iki tane ürün var. İkisi de böyle bayağı hani ilacımsı ürünler. İyi gelmediğinde bir şampuan. Ya da çok fazla kuru şampuana maruz kaldığında ya da atıyorum çekimlerde bir şeyde saç derime sprey, saç spreyi geldiyse, özellikle çok güçlü bir saç spreyi geldiyse deri döküntüsü olmaya başlıyor. Bembeyaz bu kabuklanma oluyor. Bunu yaşayanlar beni anlıyordur şu an. Çok kötü bir şey. İkisi de saç derisi temizleyici böyle peeling gibi bir şeyler. Tam peeling gibi değil, anlatamıyorum ama arındırıcı temizleyiciler. Biri Aveda'nınki, biri de Davines'inki. Aveda'nınkini birazcık daha yeni kullanıyorum ama bundan çok memnun kaldım. Davines'inkini 2 yıldır falan kullanıyorum. İşte kabuklanma ya da derideki hassasiyete, işte bir şeylere karşı. Aynı zamanda saçınızın çok fazla yağlanması da bundan kaynaklanıyor zaten. Çünkü deriniz hava alamıyor ve daha fazla yağ üretiyor. O yüzden hani diplerim, saçımın dipleri çok yağlı işte ama kepek sorunum var falan gibi bir şey zannediyorsanız bence bir dermatoloğa baktırın. Bir videomda şey yapmayı düşünüyorum. Şu sizin çok sorduğunuz kıvırcık saçı yapmayı düşünüyorum. Çünkü saçım düz. Yani dümdüz değil saçlarım, böyle hani Asya kadınları saçları gibi bir düzlük değil. Ya da böyle bir parlaklık, böyle bir akışkanlık yok saçımda. Ama saçım düz sayılabilecek bir halde. Ama böyle kıvırcık yapabiliyorum ama onu da gösteririm başka bir videomda. Umarım yararlı olmuştur. Benim çok memnun kaldığım, böyle gözüm kapalı önerdiğim ürünler bunlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamaya, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada bu, şu an videoyu kapattım ama bu arada bu açıklar saçımı totalde çok daha açık renk gösteriyor. Çok ilginç ama toplam belki 10 telde, 10 kılda böyle o açık şeyden var, boyadan var ama çok beğendim ya. Bu brush like deniyor bu işlem. Böyle, tamam. O zaman hadi.